Merhaba kıymetli veliler ve kıymetli öğrenciler hoş geldiniz. Bugün yine konumuz matematik. Matematik dersinde zaman ölçme konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar günümüzde gençlerin yaşadığı, çocukların yaşadığı bazı problemler var. Bunlardan biri zaman yönetimi. Zamanımızı nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Saat kaçta kalkıyoruz, kaçta yemek yiyoruz ya da kaçta yatmamız gerektiği ile ilgili bazen kafamız karışabiliyor. İşte bunların önüne geçmek için saatleri çok iyi okumalı ve bilmeliyiz. Bu yüzdendir ki bu konu bizler için çok önem arz ediyor. O yüzden sizler de eminim bugüne kadar zaten saatler konusunu halletmişsinizdir. Ama bazen hepimizin tekrarı ihtiyacı vardır. Bundan dolayı öğretmenimiz çok güzel bir tekrar videosu hazırladı. Güzelce dersinizi dinleyin. Dönüşünü burada bir konuşalım bakalım neler yaptık. 3. Sınıfta neler öğreneceğiz? Saatleri. Zaman ölçüleri arasındaki ilişkiyi ve zaman problemlerini öğre öğreneceğiz. Hadi bakalım artık saatlerle başlıyoruz. Saatleri kimler biliyor bakalım? Öncelikle saatte gördüğümüz ne var çocuklar? Uzun bir kol var bir de kısa bir kol var değil mi? Bunların isimlerini biliyor muyuz? Örneğin şurada kısa bir kolumuz olsun. İşte buradaki kısa kolun bir ismi var şöyle şuraya doğru yazalım. İşte biz buradaki kısa kola akrep diyoruz çocuklar. Peki uzun kolun ismini kimler biliyor? Uzun kolumuzda bu şekilde gösterelim. Bakın burada gördüğümüz uzun kolumuzun da bir ismi var. Bunun ismi de nedir? Yelkovan. Akrep bize saatleri gösterirken yel kovansa dakikaları gösteriyor. Akrep saatleri yel kovansa ne dedik? Dakikayı gösteriyor. Bu şekilde akrep ve yel kovan sayesinde saatleri okuyabiliyoruz. Hadi şimdi bakalım bir saat acaba kaç dakika kimler biliyor? Bakın burada gördüğümüz her iki sayı arasında bakın 1, 2, 3 diye devam ediyor burada sayılarımız. Her iki sayı arası 5 dakika. E peki 1 saat kaç dakikadan oluşuyor? 1 saat ise 60 dakikadan oluşuyor. Bakın buradan başlayıp tamamladığımızda her iki sayı arası 5 dakika demiştik. Bakın 5, 10, 15 diye gidiyoruz ve en sonunda neyi görüyoruz? 1 saatin 60 dakika olduğunu. E peki bir saat 60 dakikaysa yarım saat kaç dakikadır çocuklar? Yarım saat ise 30 dakika ediyor. E peki çeyrek saat, çeyrek saat 15 dakikadır. Boşluklarımızı da doldurduktan sonra hadi bakalım saatleri öğrenmeye devam edelim. Yelkovan 12'de olduğunda ne oluyor acaba? Bakın yelkovan, yelkovan hangisiydi? Uzun kolun adı Yelkovan'dı. Kısa kolun adı ise akrepti. Yelkovan 12'de olduğunda biz tam saatleri söyleriz. Yani saat 3 demek istiyorsak eğer yel kovan 12 üzerinde olmalı. Akrepse hangi saati söylemek istiyorsak onun üzerinde olmalı. Yani burada saat 3 diyebiliriz. Peki akrep 2'nin üzerindeyken yel kovan 12'nin üzerinde olduğundaysa saat 2'dir diyebiliriz. Bakın bu şekilde şu anda saat kaç olacak? Saat 4 çünkü yel kovan 12'nin üzerinde. Yani tam saatlerden bahsediyorsak yel kovan 12'de demektir. E hadi o zaman boşluklarımızı dolduralım. Etkinliğimizi tamamlayalım sizlerle birlikte. İlk saatimize bakalım. Şöyle numaralandıralım. Bir numaralı saatimiz olsun. 2 numaralı saatimiz olsun. Bu da 3 numaralı saatimiz olsun. Öncelikle 1 numaralı saat için konuşalım. Burada ne demiştik? Bakın akrep 3'ün üzerinde, yel kovansa 12'nin üzerinde. O zaman saat tam 3'tür diyebiliriz. Öğleden önce saat 3. O zaman ne yapıyoruz burada? Bakın 3 şeklinde saatimizi gösterebiliriz. Peki öğleden sonra derken ne demek istiyoruz? Hemen bakalım. Saatleri biz öğleden önce ve öğleden sonra olarak gruplandırıyoruz. Eğer öğleden sonrayı kastediyorsak 3 yerine bakın burada gördüğümüz 15'i kullanmamız gerekiyor. Çünkü burada öğleden önce 1 derken bakın artık 12'den sonra nasıl devam ediyoruz? 13, 2 için 14, 3 için 15'i kullanıyoruz. E o zaman burada öğleden sonra eğer saat 3 demek istiyorsak ne diyeceğiz? Artık 15 dememiz gerekiyor. Ve biz bunu dijital saatlerde bu şekilde gösteririz. 15 dediğimizde ise ne olacak? Öğleden sonra saat 3 demek istiyoruz aslında. Bunu 1 numaralı saatimiz için gösterdik. Şimdi devam edelim. 2 numaralı saatimiz için. 2 numaralı saatimiz kaçı gösteriyor çocuklar? Bakın akrebimiz 8'in üzerinde. Yel kovansa 12'nin üzerinde. O zaman saat tam 8 diyebiliriz. Hadi o zaman gelin birlikte yazalım. Öğleden önce saatimiz 8'i gösteriyor. Peki öğleden sonrayı kastediyorsak, eğer akşam saatini kastediyorsak bu şekilde 8'i gördüğümüzde aslında bakın 8 için neyi kullanacağız? 20. Yani saat 20'dir diyebiliriz dijital bir saatte. O zaman bu şekilde öğleden sonrayı gösteriyoruz ve geldik 3. saatimize. Buradaysa Saatimiz tam olarak kaçı gösteriyor? 5'i gösteriyor. Hadi gelin yazalım. Burada öğleden önce saat 5 derken acaba öğleden sonra kaç demeliyiz? Bakın öğleden sonra olduğundaysa saat 17'dir diyebiliriz. Hadi gelin bunu da yazalım. Evet, etkinliklerimizi de tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Acaba saatlerle ilgili başka nelere öğreneceğiz? yel kovan 6'yı gösterdiğinde hadi gelin hep birlikte bakalım yel kovanımız uzun kolumuzdu. yel kovan 6'yı gösterdiğinde bakın biz saatleri buçuk olarak okuyoruz hemen şuraya yazalım örneğin az önce saatin tam 3 olduğunu gördük değil mi eğer akrep 3'ün üzerinde ise yel kovansa 12'nin üzerinde ise saat tam 3'tür dedik İşte buradaki yel kovan hareket ederek ilerliyor ve altının üzerinde geldiğinde ise bakın artık saat buradaki akrepte 3'ten 4'e doğru ilerliyor ve burada artık altının üzerine geldiğinde biz buçuk ifadesini kullanıyoruz yani saat artık 3 buçuk olmuş oluyor. Hadi o zaman gelin birlikte yine etkinliklerimizi tamamlayalım. Birinci saatimiz için sizce burada saat kaçtır diyebiliriz çocuklar. Bakın akrebimiz 1 ile 2 arasında yani biri biraz e, geçmek durumunda ve burada yel kovan 6'nın üzerine gelmiş. O zaman saat kaç buçuk diyeceğiz? 1 buçuk diyebiliriz. Öğleden önce saatimiz 1 buçu 1 30 şeklinde gösterebiliriz. Çünkü bakın buradaki dakika olarak saatimiz için ne diyoruz? 30 ifadesini kullanıyoruz. E peki öğleden sonra bir yerine kaç diyormuşuz? 13. Yani buradaysa 13.30'u kullanabiliriz. Hadi bakalım devam edelim. Neyle devam ediyoruz? 2 numaralı saatimize devam ediyoruz. Burada saat kaç buçuk diyeceğiz çocuklar? Bakın akrebimiz 3 ve 4 arasında ilerliyor. Ne diyeceğiz burada? Saatimiz evet üç buçuk diyeceğiz. Öğleden önce 3 3.30 diye yazarken öğleden sonra içinse bakın ne kullanacağız artık burada? 15'i kullanacağız değil mi? Yani 15 30 diyebiliriz ve son saatimizde bakalım saat kaçı gösteriyor burada saat 10 buçuk evet o zaman 10 30 derken öğleden sonra içinse hemen bakalım bakın saatimiz şöyle 10.30'u gösterirken eğer öğleden sonra yani akşam saatini kastediyorsak da 22 ifadesini kullanacağız buradaysa 22 30 diyebiliriz e, hadi bakalım devam ediyoruz. Hadi o zaman gelin birinci saatimize bakalım. Burada bir numaralı saatimizde ne diyeceğiz? Yel kovanımız 3'ü gösteriyor. Bakın yel kovan burada 3'ü gösteriyor. akrep nerede? Onun üzerinde. O zaman saat onu çeyrek geçiyor diyebiliriz. Onu çeyrek derken bakın dakika olarak neyi kastediyoruz burada? Çeyrek demek 15 dakika demektir. Yani buradaki yel kovan 15 dakika ilerledi. O zaman çeyrek içinde 15 ifadesini kullanacağız. Yani onu çeyrek geçiyor diyebiliriz. E peki öğleden sonra için ne diyeceğiz? Burada da 22 15 diyebiliriz. Geldik yel kovan 9'u gösteriyorsa burada da çeyrek kala ifadesini kullanacağız. Ve bunu dijital saatimizde gösterirken de bakın şöyle bir ifadeyi kullanabiliriz. Hemen bakalım saat burada hemen akrebimiz 6'nın üzerinde, yelkovanımız da 9'un üzerinde. O zaman burada saat bakın artık 7'ye doğru geliyor. Yani 7'ye çeyrek var diyebiliriz. Peki bunu dijital bir saat üzerinde nasıl göstermemiz gerekiyor? Bakın öğleden önce saatimiz 6'nın üzerinde, akrebimiz 6'nın üzerinde. Ne dedik? 6 dedik. Peki sizce yelkovanın ilerlediği dakikayı nasıl göstereceğiz? Bakın yelkovan... Baştan alalım saat 6'dan sonra ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve 9'un üzerine geldiğinde bakın tam olarak 45 dakika geçiyor. E o zaman burada saati 6.45 dememiz gerekiyor. Peki öğleden sonra için ne söyleyebiliriz? Bakın artık 6 değil 18 diyeceğiz. O zaman 18.45 diyebiliriz. E hadi bakalım devam ediyoruz zaman ölçüleri arasındaki ilişkiyle hadi gelin bakalım zaman ölçüleri arasındaki ilişki nasılmış? Bir yıl kaç tane mevsimden oluşuyor çocuklar biliyor muyuz? Hadi bakalım mevsimleri tekrar edelim. İlkbahar yaz, sonbahar kış yani dört tane mevsimden oluşuyor. O zaman bir yıl dört mevsimdir diyebiliriz. Peki bir yıl kaç günden oluşuyor? Kimler biliyor? Bir yıl 300 65 gündür çocuklar ve bir yılda tam 52 hafta vardır. Peki bir ay kaç gündür? Bir ay 30 gündür. Devam edelim. Bir hafta kaç günden oluşuyor? Hadi bakalım burada haftanın günlerine. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani bakın burada 1, 2 3 4 5 6 ve 7 yani bir hafta 7 günden oluşuyor. Peki bir gün kaç saat? Bunu biliyor muyuz? Bir gün 24 saat çocuklar. Peki 1 saat kaç dakika demiştik? Bunu kimler hatırlıyor? Dersimizin başında bahsetmiştik. 1 saat 60 dakika ve 1 dakikada 60 saniyedir. O zaman bir soruyla devam edelim. Bakalım zaman ölçüleri arasındaki ilişkiyi kimler anladı? Bir yıl, bir ay, iki hafta sonra okula başlayacak olan Tonguç kaç gün sonra okula başlar? Şimdi bu soruyu çözmemiz için bizim bakın kaç gün sonra okula başlar demiş. Öncelikle bir yıl kaç gün ediyor? Bir ay kaç gün ediyor? Ve iki hafta kaç gün ediyor? Bunları bulmamız gerekiyor. Bir yıl kaç gün ediyordu çocuklar hatırlıyor muyuz? Evet bir yıl 365 günden oluşuyor demiştik. Bir ay içinse ne demiştik? Bir ay 30 gündür. Demek ki bir yılın geçmesi için aslında 365 günün geçmesi gerekiyor. Bir ayın geçmesi içinse 30 gün geçmesi gerekiyor. E peki iki haftalık süreyi hesaplamadan önce bir hafta kaç gündü? bir hafta yedi gündü. E peki iki hafta kaç gün eder çocuklar? O zaman yedi ile ikiyi çarpıyoruz. Yedi kere iki on dört. On dört gün. Demek ki iki hafta on dört günden oluştuğuna göre iki haftalık sürenin geçmesi için aslında on dört günlük sürenin geçmesi gerekiyor. E toplamda acaba kaç gün geçmesi gerekiyor? Hadi gelin toplama işlemini birlikte yapalım. Birler basamağında hangi sayılarımız var? 5, 0 eklediğimizde bir şey değişmiyor. Peki üzerine 4 ekledik, kaç olur? Evet, 5 4 daha 9 etti. Onlar basamağına geldik. 6 3 daha eklersek kaç oldu? 9. 1 daha ekledik. 10. 10'un 0'ı elde var 1 hemen yazalım. Burada 3 var yüzler basamağında. Diğerlerinde sayımız yok. 1 de eldeydi. 409 gün. Demek ki Tonguç 409 gün sonra okula başlayacakmış. Ve geldik zaman problemlerine. Acaba zaman problemlerini nasıl çözeceğiz? Hadi hep birlikte problem üzerinden çözümümüzü yapalım. Tonguç ve arkadaşları saat 10.15'te yani bakın 10'u çeyrek geçe futbol oynamaya başlıyorlar. 1 saat 30 dakika futbol oynadıklarına göre oyunun bitiş saati kaçı gösterir? Çocuklar bu soruları çözebilmek için öncelikle başlangıç saatimize bakacağız. Futbol oynamaya saat kaçta başlamışlar? 10-15 yani onu çeyrek geçe. Hemen yazalım öncelikle başlangıç saati diyoruz. Başlangıç saatimiz bakın onu çeyrek geçiyor. O zaman saat olarak 10 saat Burası da dakikaları gösteriyordu. O zaman 10 saat 15 dakika diyebiliriz. Peki ne kadar süre oyun oynuyorlar? 1 saat 30 dakika. Üzerine ne yapmamız lazım bizim bitiş saatini bulmamız için? Oyun oynadıkları süreyi eklememiz lazım. Yani toplama işlemi yapacağız. Hemen yazalım. 1 saat ve 30 dakika. 30 dakikada oyun oynadılar. Üzerine ekledik yani topladık. Dakikaları toplayalım burada. Burası kaç olacak? 5, 0 daha burası 5. 3, 1 daha 4. Burada bir 45 dakikamız var. Buradaysa yine 10 saat, 1 saat daha 11 saat diyebiliriz. Demek ki buradaki saati biz 11.45 olarak gösterebiliriz. Demek ki bitiş saatimiz... Hemen yazalım. Oyunun bitiş saati 11.45 olmalı. Devam ediyoruz. Bir başka zaman problemiyle. Saat 8.30'da, yani kaçta çocuklar? 8.30'da, değil mi? Saat 8.30'da kalkış yapan bir uçak gideceği yere 11.45'te varıyor. Uçak yolculuğu ne kadar sürmüştür? Hadi gelin hep birlikte hesaplayalım. Burada hangi işlemi yapmamız gerekiyor sizce? Uçak 8.30'da kalkış yapıyor ve gideceği yere 11.45'te vardı. Biz yolculuk ne kadar sürdü? Aradaki zamanı hesaplamak istiyoruz. O zaman burada çıkarma işlemi yapacağız. Ne yapacağız? Buradaki gideceği yere ulaşma saatinden kalkış saatini çıkartmamız gerekiyor. Hadi yazalım. 11.45 için ne diyebiliriz? 11 saat 45 dakika. Kalkış saati için ne diyeceğiz peki? 8 saat 30 dakika. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. Burada ne yapıyoruz? 5'ten 0 çıktı 5, 4'ten 3 çıktı 1. Demek ki burada 15 dakika var. Geldik saate. 11'den 8 çıktığında kaç kalır? Evet, 3 kalır. Demek ki yolculuğumuz 3 saat 15 dakika sürmüştür. Evet bugün neler öğrendik? Dakika ve saatlere, zaman ölçüleri arasındaki ilişkiyi ve zaman problemleri çözmeyi öğrendik. Ama sizinle birlikte yıl içerisinde 3. sınıfa başladığımızda bu konuları çok daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz zaten. E o zaman hadi bakalım hazırsanız ödülü sorumuz gelsin. Yukarıda gösterilen saatin öğleden önceki okunuşu kaçtı? Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın. Tekrardan merhaba çocuklar. Hatırladık mı saatler konusunu? Bence çok da güzel bir şekilde hatırladığımızı düşünüyorum. Saatler konusunu bilmek aynı zamanda saatler problemlerini çözmeyi de çok güzel bir şekilde kolaylaştırıyor. Hem öğleden önceki versiyonu hem öğleden sonraki versiyonu mutlaka çok çok iyi bilmeliyiz. Peki ne yaptık? Konumuzu işledik. Sorularımızı çözdük. Umarım çözmüşüzdür diye düşünüyorum. Eğer çözmediysek hemen setimizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu setin içerisinde sadece bir kitap yok. Tabii ki de iki kitabımız var ve bu iki kitabımızdan da sizlerden güzel bir şöyle çözme performansı bekliyoruz ki ne yapmış olacağız böylece? Artık tamamen hallettik etmiş olacağız. Tekrarlarımızı şöyle bir gösterelim iki kitabımızda. Bu 2'den üçe geçiş kitabı. Bu da tamamen üçüncü sınıf konularını kapsayan bir kitap. Bu ikisini güzelce şöyle üçüncü sınıfı hazırlık olarak bir de çözdük mü derslerde de. Demeyin keyfimize demeyin artık tekrarlarımıza pekiştirmelerimize diyorum. Ve ben bir sonraki videoda sizleri yine burada bekliyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.